Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bahçelievler ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize yapılacak olan ilk genel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı da sizce kim olmalı diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bahçelievler ilçesinin Şirinevler mahallesindeyiz. Bu ilçede mi oturuyorsunuz? Bu yaylada oturuyorum. Bahçelievler'de yaylada. 93'ten beri. Peki. Abi CHP'nin ilk genel seçimde Cumhurbaşkanı kim olmalı sizce? Adayı. İlgilenmediğim için. Beni hiç ilgilendirmiyor. Hacım hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Bu ilçede mi oturuyorsun? Bu ülkede oturuyorum. Peki yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş ya da başkası kim? Cumhurbaşkanı. Adayı. Evet. İmamoğlu mu olsun? Hayır. CHP'nin adayını diyorum ben, Cumhurbaşkanı demiyoruz. CHP'nin adayı kim olmalı? Hangi devlete hayırlısıysa o olsun. Tamam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasın. Biraz daha gelmen lazım abi ya. Kameranı. Tamam. Bahçelievler'de mi oturuyorsunuz? Evet. Abi yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Şimdi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Kim efendim? İmamoğlu. Sayın Ekrem Çünkü, İmamoğlu. Evet. Kazanır mı? %1000. Kürtler yardım ederse %1000. Ama Mahsun Yavaş'a vermezler. MHP kökeni Kürtler vermez. Hiç onu bir kere bıraksın. Kürtler Ekrem'e mi verirler? Ekrem. Hepsi Ekrem'in arkasında. Ekrem'in arkasında. He, Özgür'e de belki vermez de. Ama Ekrem İmamoğlu direkttir. Peki abi Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya olumlu bir insan, adam bak o kadar şey kesiyorlar üstünde hani bu ödemeleri kesiyor adam yine zor şeyle temiz bir insan, dürüst. Yapıyor adam Allah için yani. Her çaya her şeye zam geldi. Öyle mi? Kesin bir seçim olacak kesin. Vay be zam geldi yine. Ya, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Sağ olun. Geldin. Hoş buldum merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Nerede oturuyorsunuz? Bağcılar'da. Bağcılar'da. Evet. Peki yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı efendim? Bence Ekrem İmamoğlu olmalı. Çünkü İstanbul'a çok şey kattı. İstanbul'un annelerine çok şey kattı. İstanbul'un metrolarına çok şey kattı. Ekrem İmamoğlu. Evet. Kazanır mı aday olursa? Kazanır bence. Kazanır. Evet. Peki efendim diğer soru da şu. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Şeffaflık geliyor aklıma. Şeffaflık. Yani her şeyin göz önünde olması geliyor. Halkın göz önünde. Evet gizli evet. Kapaklı yok. Tabii gizli kapaklı bir şey yapılmıyor. Canlı yerinde şeffaf yapıyor. O daha güzel oluyor evet. İnsanların nereye ne verdiğini... Nereye ne harcadığını bilmesi daha iyi yani daha göz önünde olması daha güzel. Peki. Siz de ister misiniz efendim? Aynı zaten. Nasıl farklı bir kişi lazım? Arkadaşlar katılıyoruz. Gel abi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi. Bahçelievler'de mi oturuyorsunuz? Ataköy'de oturuyorum. Bakırköy'de. Peki efendim yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Hiçbiri. Ama birisi olacak. İmamoğlu mu, Mansur mu, Özgür Özel mi? Yeni yüz, yani. Yeni yüzlerden gelsin. Yeni birileri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İlçede mi oturuyorsunuz? Evet, çeyreci olarak. Yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı efendim sizce? Ekrem İmamoğlu, Mansur, Özgür Özel ya da başkası. Ekrem İmamoğlu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Allah razı olsun abi. Bahçelievler'de mi oturuyorsun? Yok, Esenyurt'ta oturuyorum. Esenyurt'ta. Peki yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Ben de gene bu başkan olmalı. Ekrem İmamoğlu mu? Yok, bu adam olması Yok, lazım. Yok, CHP'ninkini diyorum. Tamam, CHP İmamoğlu olması lazım. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı evet. olsun. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim size. Çok şıksınız. Sizin şıklığınız daha iyi. Estağfurullah. Ha, nerede oturuyorsunuz? Kemen neresi? Ben Küçükçekmece'de oturuyorum. Selam olsun Küçükçekmece'mize. Efendim yapılacak ilk genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Bence İmamoğlu olmalı. Neden? Biraz gel bir daha. İmamoğlu hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem halkta değeri olan bir insan. Özgürlüğe ağırlığı olan bir insan. Kazanır mı? Bence kazanır. Kazanır. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince hırs, zarafet, şık, halka yakın. Peki. Öncelikle çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olasın. Nerede kemet veriyoruz efendim? Hangi ilçede? Şirinevler, Bahçelievler. Peki efendim, CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı yapılacak ilk genel seçimde? Vallahi şimdi ne desek, hangi Cumhurbaşkanı? İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı, Özgür Özel mi? Ya da başka birisi mi?
Bence Mahsur Yavaş. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Nerede oturuyorsunuz? Bahçeli Evler'de. Peki yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Dürüst, çalışkan, hizmetkar bir insan. Başarır mı Cumhurbaşkanı, kazanır mı? Kazanır inşallah, evelallah. Hoş geldiniz. Sağ ol. Nasılsınız? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hangi ilçede oturuyoruz efendim? Ben Başakşehir'deyim. Hangi mahalle? Bahçetepe, Başakşehir Mahallesi. Peki. Evet. Biliyorum evet. Efendim, yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Vallahi CHP, şimdiki İçişleri Bakanı var ya. Ama CHP'nin diyorum. Yok, CHP'ye ben oy vermem. CHP'nin değil, adayı kim olmalı? Adayı kim olmalı? Hiçbirisine İmamoğlu, o şey. Mansur, hiçbirisine onay vermiyorum. Hayır, adayı kim olmalı diyorum. Onay değil. Yok, o aday ben olmasını istemediğim bir şeyi daha adayı hiçbirini istemem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede ikamet ediyoruz? Burada. Peki yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Bence kim olur? Özgür Özel. Özgür Özel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Nerede oturuyorsunuz? Şirinevler'de. Şirinevler'de. Yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Vallahi ben hiç onlarla hiç şey yapmadım. İmamoğlu, Özel, Yavaş. Kim olmalı? Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel. Kılıçdaroğlu gelsin daha iyi. Ama şu an yok. He? Şu an yönetimde o yok. Gelir öyle bir. Adayın Kılıçdaroğlu mu? Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Abi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz işte. Nerede oturuyorsunuz? Bahçeli Evler. Videolarımız işten geliyor mu sosyal medyada size? İstanbul'da. Geliyor abi. Peki. İzliyoruz. Yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Hani... Ekrem İmamoğlu olabilir. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Gelecek. Gelecek, çok güzel. Nasılsın? Helal, çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıdın beni? Yok. Tanışalım. Ben İbrahim Bozkurt. Memnun oldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Abi yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Ben bir Kürt vatandaşı olarak birinci parti Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Biri de Kürt dedi, Mansur Yavaş'a vermez, o ülkücü dedi. Şimdi Ekrem'e de şu an şunu söyleyeyim. Ekrem kötü bir insan demiyorum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı efendim? Benim ilgi alanım değil abi. İlgi alanınız ne abi, onu konuşalım. Benim ilgi alanım mı? O benden saklıdır. Ben oy bile kullanmıyorum. Eyvallah. Ekrem İmamoğlu deyince pek aklına ne geliyor? Tanımıyorum şahsı. Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Tanımıyorsun. Ülkenin erken seçime ihtiyacı var mı, yok mu? O da benim ilgi alanım değil. Ben yoluma bakarım, ekmeğime bakarım. Eyvallah, ama ilgilendiriyor işte onlar. Vallahi hiç kimse beni ilgilendirmiyor. Ben ekmeğime bakarım. Abi aldıkları karar ilgilenin yaptığı zam seni ilgilendiriyor işte. Ben onları takmıyorum ki. Kendi kafama göre. Takma, petrolü 5 liradan 40 liradan takmak zorundasın. Araç kullanmıyorum. Yani sen ilgilendirmiyor mu araç kullanmıyorsan? Araba abi madem ki petrol o kadar yüksektir, bak trafikte yer yok. Dolmuşta binsinler, otobüse binsinler, araç kullanmasınlar. Ama sonuçta yine 1 lirayken 15 lira oldu. Abi 1 lirayken bak şimdi ben... Yani sen öyle bir tablocu sanki uzayda yaşıyorsun. Zam beni ilgilendirmiyor diyor. Hayır şimdi işte. Bak şimdi şu şekil düşüneceksin. Mazot mu pahalanmış? Her arabada bir kişi var. Şimdi trafikte yol yok. Ne yapsın, binmesin mi mesela? Abi otobüse binsin, araba kullanmak zorunda mı? Bu farklı bir bakış. İşte benim bakış yani açım bu. Zamlar seni ilgilendirmiyor. Yani siyasi hiçbir şey seni ilgilendirmiyor. Ben şu an iş yapıyorum. Evet. Çalıştıracak adam bulamıyorum. Günlük 2000 lira yömeye veriyorum. Yok mu? Çalıştıracak adam bulamıyorum. İş yok diyorlar. Ne iş yapıyorsun abi? Ben inşaat sektöründeyim abi. 2000 lira adam yok. 2000 lira adam çalıştırmaya geliyorum, adam bulamıyorum. Hani açlık? Açlık bu mu? Bir de iş yok diyorlar. İş yok diyor. Ben iş yapıyorum. Hala gidip kendim çalışıyorum. Niye çoluk çocuğum? Çoluk çocuğum muhtaç olmasın kimseye. 2000 lira yömeye veriyorum, çalışacak adam bulamıyorum. Yemesini veriyorum, sigortasını veriyorum. 30 gün iş var mı? 30 gün. 12 ay iş var abi. Vay be, çalışmıyorlar. Çalışmıyorlar abi. Ama kimseye iş yok demesin. Yalan konuşuyorlar abi. Tamam. Yalan konuşuyorlar abi. 60.000 lira iş yok diyor. Yemin ederim yok ya. Usta mı bu, normal sıralanan mı? Abi usta amele fark etmez. Amele 1500 alıyor, usta 2000 lira alıyor. Vay be, arabayla harç edeceğim 2500 abi, harç değil, her şey harç değil.
alçı çıpan yapsın, montalama yapsın, sıva yapsın, alçı çeksin. Bilmiyor, nasıl yapacak hiç bilmiyor. Abi herkes biliyor, şu an çalıştıracak adam bulamıyorum ya. Vay be abi, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Merhaba efendim, buyurun, saygılar. Efendim, son yıllarda hükümetin yaptığı icraatlardan dolayı dinden soğudum diyorsunuz. Neden soğudunuz? Yani onların hatasını niye dine mal ediyorsunuz? Bak şunu söyleyeyim, benim geçen bir ara bir röportaj yaptım dinden soğuyan vatandaş olarak. Şimdi bu başımızdaki hükümet dini kullanarak insanları dinden soğuttu. Yani ben dinden soğudum deyince insanlar yanlış anladı kardeşim. Dine, siyasetle din karışmaması lazım. Yani dinin yeri ayrıdır. Ama siyaset... o yanlış değil mi? Peygamber Efendimiz aynı zamanda siyaset de yapıyordu, devlet başkanı. Bu çok yanlış bir şey bana göre. Dinle siyaset ayrılamaz yani, bir bütündür. Bütün... Peygamber hem devlet başkanıydı hem peygamberdi. Ama öyle de şimdi kalkıp da peygamber... Peki kullanmasınlar diye. İşte bak Kur'an'ı alıp yok, da... Yok, ayrı diye bir şey yok. Bak Kur'an'ı alıp da Peygamber Efendimiz alıp da böyle sallamıyordu meydanlarda. Ama bunlar dini kullanarak insanları soğuttular, birbirine ötekileştirdiler. Ayrım yaptılar. Ayrım yaptılar. Eğer bu adam işte namaz kılıyorsa bizdendir, değilse bizden değildir. Ne bileyim... Eğer ki kutuplaştırma oldu. İnsanlar birbirine ayrı. Kaç senedir bu yapılıyor ayrıştırma? Ya bu ayrıştırma ilk belediye başkanı birinci dönemde belediye başkanı yaptıktan sonra hükümetin başına geçtikten sonra ilk dönem iyiydi. Ondan sonra bunu bu şekilde insanlara sabi kitleyi işte olmayanlara ayrım. Misal onun şeyleri vardı. Giden üniversiteler, giden bu şey okullar vardı ya. Doktorlar mı? Şey okulları isimli. İmam Hatip olanlar işe alındı. İmam Hatip'e gitmeyenler alınmadı. İşte dayısı olan, amcası olan torpille işe alındı. Bak ben ailemde iki kişi bu devlet hastanesine bir ara kadrolu eleman alınacaktı. Ve bu kadrolu elemanlar hepsi bir şeydi, seçilen de isimler verilmişti, alındı. Kardeşim niye? Yapıldı tabii torpil. Belediye başkanının, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının, benim bildiğim kendim mahallemde Başakşehir'de alınan bu İBB şu tramvay, Marmaray hepsi AK Parti hükümetinde görev yapan mahalle, ilçe teşkilatında olan insanlar oraya girip şu an 40 milyar 50 milyar maaş alıyor. Niye ben de bu diyorlar, onlar da uzayda yaşama bu ülkenin evlatları diyorlar ona da. Cevapları var. Tamam, cevapları var da yani biz sadece onlar mı bu ülkenin evlatları? Biz değil miyiz? Biz Yahudi miyiz? Ben Rusya'da mı geldim? Ya ben 18 yaş askerlik yaptım. Benim dedem Sarıkamış'ta, dedem ondan sonra Çanakkale'de yatıyor. Belli bir kesim almasınlar, adaletli olsunlar diyorsun. Ya adaletli olması lazım. Bakıyorum ya, üniversiteyi kazanmış. Abi adaletli değilse, tam bir sene önce bir seçim yapıldı. %52 aldı AK Parti. Tam bir sene oldu. Ya şimdi bu seçimde nasıl aldı? Bu vatandaşlık verildi. Çünkü benim Başakşehir'de yapılan o kadar yerler var ki. Hangi mahalleye oturuyorsun? Ben Şahintepe'de oturuyorum. Çok iyi biliyorum. Ben orada kuaförüm. Hatta bir tane sizin de röportaj yapan reis. Reis Boz benim çok samimi arkadaşımdır. Evet, Şahintepe'de de yaptınız. Reis'e selam olsun. Yurt dışına gitmiş galiba. Yurt dışına, şu an Amerika'da. Çok değerli bir dostum. Selam olsun, selam olsun reisimize. Şunu söyleyeyim, artık gidişat iyi değil. İnan ki ekonomi kötü. Ha, reis derken Erdoğan'ın kastediyor Reis Boz. Reis Boz. Reis Boz candır. Bak, reisler karışmasın. Ya karışmasın. Herkesin yeri ayrıdır. Şunu söyleyeyim, ülkenin gidişatı iyi değil. Gerçekten iyi değil. Yani her şey almış başını gidiyor. Bir bak bir geçen gün benim bir Almanya'da bir arkadaş geldi. Bir 20 dolar euro verdi. Tıraş oldu. 600 lira. Bizim 20 TL ile 20 tane ekmek alınıyor. Onunla 20 aldı, 2 tane alınıyor bizim. Bak 20 TL ile o zaman 20 ekmek alınıyordu. O zaman şu an 2 ekmek alınıyor. Adamların 20 eurosuyla 200 tane ekmek alıyorsun ya. Şey 20 tane ekmek alıyorsun. 5.70. 60 at. Yok 60 tane ekmek alabiliyorsun. He doğru. 20 euro 350 700 bin doğru. Yani yani bu paranın değeri kaybedilmiş. Gidişat iyi değil. İnsanlar... Zaten 2009'da 200 liramız çıktığı zaman 132 dolar yapıyor, şimdi 6 dolar yapıyor. Ya. %90 sene erimiş paramız. Yani paramız gitti, artı ülkemizdeki topraklar satıldı. Yani şu an yarın öbür gün bir şey olduğu zaman biz bu yabancı... Kardeşim berberim dedin, genelde gelen insanlar konuşur. En büyük şikayet ne halkın? Geçimsizlik mi? Ya geçimsizlik, kira, ekonomi. Ya adam diyor ki ben markete gidiyorum, alışveriş yapamıyorum. Ya bakıyorum... adam diyor ki kardeşim ben pazara çıkamıyorum. Ben ayda bir kere çıkıyorum. O da taneyle alıyorum. Taneyle.
Ya adam eskiden gidiyordu bir pazarına, marketine alışveriş yapıyordu toptan. 100 lira bir haftalık istesen alıyordu. Ya alıyordu, şimdi alamıyor ya. Ben gidiyorum kahvaltılık alıyorum 4-5 çeşit, yemin ederim 500-600 lira ya. Ya da bir asgari ücretin %15 ile kira ödüyor, şimdi iki asgari ücret bir kira yetmiyor. Ya iki kişi çalışmadan geçinemez. Ben bir insan, tek başına çalışan insana nasıl geçiniyor ya? Bu adam ya hırsızlık yapıyor ya da farklı bir şekilde bir şeyler ya gelir yapıyor hani. Çünkü 17 bin ile geçinemez kirada oturuyor. Ya geçinemez abi, bir Başakşehir Şahintepe gibi yerde şu an bir kira en kötü 10 lira. Yani hele bir Bakırköy'e, hele bir Avcılar'a, hele bir Şirin Evler'e, burada bir askeri ücrete çalışan adam burada geçinemez yani. Kira ödeyemez burada. Ya kira ödeyemez, aldı para. Zaten adam bir kira 15 lira en kötü. Zaten 2 lirayla bu adam elektrik mi ödeyecek, su mu ödeyecek, sigara mı ödeyecek, yol parasını, doğalgaz mı ödeyecek? Bu adam nasıl geçinecek ya? Ya bu adam hırsızlık mı yapacak? Bir de bir şey söyleyeyim mi? Bir ülkede eğitim seviyesi eksik olduğu sürece o insanlara... Ama üniversite mezunları artmış, Türkiye'de eğitim artıyor. Zaten şunu söyleyeyim, öğretmendir bu... Öğretmenler için eğer ki okuyun, öğretmen olun diyorsa buna bir okullar yapılması, ne bileyim yani bir doktor olarak bir doktoruna bir istediğin hakları, şeyleri vermiyorsun. Sahip çıkması lazım. Sahip çıkması lazım. Okumuşuna sahip çıkmıyor. Okumuşlar hepsi çıkıp yurt dışına gidiyor. Abi mevzu anlaşıldı. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Ben teşekkür Merhaba ederim. Merhaba efendim. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Edin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Abi yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı? Onu CHP'liye soracağız. Fark etmez, siz de vatandaşsınız. Ben görmek istiyorum yani, o sıkıntı değil ki. Yani, o zaman yani ben bir geliyorsun demiyorum, o zaman özgür olsun. Özgürüz el. Yani. Yaç varmış işte. Geldin, Allah hoş bulduk. Torun sağ olasın. Torun. Çok yakışıklı. Sağ olasın. İsmi ne? Kaan. Kaan'a selam olsun. Efendim CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı yapılacak ilk genel seçimde? Vallahi kim isterse o olur. Artık o gün ki İmamoğlu mu? İmamoğlu da olabilir. İmamoğlu. Torun mu? Torun. İkiz. Çağan. İkizler mi? Çağan, evet ikizler. Annemiz de orada. Maşallah. Teşekkürler. Allah bağışlasın. Efendim CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Vallahi. Ekrem İmamoğlu, Mansur, Özgür Özel. Özgür Özel de olabilir. İmamoğlu da olabilir. İmamoğlu diyelim. İmamoğlu. Başarabilen biridir. Evet, sevilen bir şey. Ben kendim çok severim yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Nerede oturuyorsun? İkamet neresi? Safaköy. Safaköy. Peki yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı efendim? Aklında bir isim var mı? Aklımda şu anda yok. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın abi. Düştün mü, ne yaptın? Bir ameliyat oldum ya, omuzda. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. İkametimiz neresi? Hangi ilçede oturuyoruz? Ben Merter'de oturuyorum. Güngören'de. Evet. Peki efendim, yapılacak ilk genel seçimde sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? Kesinlikle. Kazanır. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu deyince... Mesela şeyden bahsetmişti, ben emekli öğretmenim, evet hocam, köy enstitülerini yeniden faaliyete geçireceğim dedi. O benim için büyük bir şeydi. Malatya'da evet, vardı. Evet, Malatya'da. Evet. Malatya'da. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde vardı, Trakya'da vardı. Tamam. Trakya'da vardı. Evet. Yani... Trakya'da çok kaliteli, beteri, her türlü köyün ihtiyacını görürlerdi. O zaman köyünlerimiz. Görürdü, ben... Mesela şeye staja gitmiştik, öğretmen okulunda okurken bir dağ köyüne staja gitmiştik. Adıyaman'ın dağ köyünde öyle bir köy yaratmıştı ki o köy enstitüsü mezunu öğretmen, bir cennet yaratmıştı. O, elma bahçesi. Yaratmak Allah'a mahsus, oluşturmuştu diyelim. Yani öyle diyelim de. O adamın çabasıyla olmuş ama bütün bunlar. Olabilir, oluşturur. Yaratmak sıfırdan olan bir şey. Allah'a mahsus insanlar oluşturur. Onun için ben Ekrem İmamoğlu'nda şunu gördüm. Yeniden Türkiye'yi inşa edecek. Yeniden Türkiye. Evet. Karşınızda olsa gelişecek. Bir emekli bir öğretmensiniz. Karşınızda olsa bir sorunuz, isteğiniz, arzunuz olur mu Sayın Başkanım? Ben kesinlikle ve kesinlikle... Yanıma gelebilirsiniz. Evet. Kesinlikle... Var olan iktidara herhangi bir ödün vermesin. Mücadele etsin onunla. Evet, şu anda Özgür Özel gibi onunla görüşüp bununla görüşmesin. Mücadele etsin. İlkelerini ortaya koysun. Peki. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim?
kesinlikle var. Bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Türkiye'nin yeniden dağlarının yeşermesi gerekiyor. Tarımın yeniden ilerlemesi gerekiyor. Eğitim öğretimin yeniden ilerlenmesi gerekiyor. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Önce de gülen yüzünüz eksik olmasın. Cümlemizin. Bizler lazım bize. Cümlemizin. Değil. Nerede ikamet ediyorsun? Hangi ilçede? Ben Bahçeşehir'de oturuyorum. Bahçeşehir'de. Tamam. Peki efendim, yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Yani bunu herkes öyle tahmin ediyor. Ekrem İmamoğlu olacak gibi duruyor. Yani o olursa kazanacak gibi. Herkesin görüşü öyle. Herkes derken benim çevremdekiler en azından. İmamoğlu'nu potansiyel olarak görüyorum. Herkes öyle görüyor. Çünkü bugünlere getiren de İmamoğlu. Yani Özgür Özel'i de genel başkan seçtiren. Evet. Ya öyle gözüküyor. Peki efendim, Ekrem İmamoğlu biraz gelin lütfen. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Yani bir kere genç. Kıvrak bir zekası var. Akıllı. Konuştuğu dile hakim. Ya bir liderde olması gereken bütün sıfatlar var. Kelle kulak yerinde, yakışıklı diyebileceğimiz, kendisini yetiştirmiş. Background'unda, bagajında pislik yok. Böyle bu işi ben bilirim. Diyanete karşı değil. Değil. Soyadı İmamoğlu. Yani barışık. Evet. Halkıyla da barışık, kendisiyle de barışık. Her kesimle özellikle. Her kesimle. Evet. Sol, sağ, evet. Türk. Ya bugün sağ, sol, bugün bu çakma dünya liderlerinin önünden kağıdı alın veyahut da o prompteri alın. Adını sorsanız adını söyleyemez bunlar ya. Okey'e dönüyor bunların tamamı ya. Benim evet, gözümde öyle. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Türkiye'de bir atasözü var. Çok kabalaştırmadan söyleyeceğim. Hasta yatağında öpülür. Hasta şimdi yatakta. Öyle mi? Ben ne demek istediğimi siz tam anladınız. Tam zamanı şimdi diyorsunuz. Tam öpülecek zaman şimdi. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir mukabele. İmamoğlu olmalı. İmamoğlu. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Daha dürüst, daha güzel çalışıyor adam yani. Çok adamda güzel. Yalanlık yok, dolan yok yani, birileri gibi şey falan yok ki. Dürüstçe çalışıyor adam. Hoş geldiniz. Eyvallah. Nasılsınız? İyiyiz. Kemal hangi ilçe efendim? Efendim? Burada mı oturuyorsunuz? Ataşehir'de oturuyorum ben. Ataşehir'de. Peki yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı? Vallahi şöyle söyleyeyim, CHP'nin Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanı kim olmalı? Hiçbiri kişisel olarak benim umurumda değil. Neden derseniz şu anda ben işçiyim, inşaat işçisiyim. Bugün şimdi gitsek hangisine sorsak işçiyle ilgili, bizimle ilgili, işçilerle ilgili çok böyle güzel şeyler. Biz sizi işte işçileri savunuyoruz, işçilerin hakları, hukukları bilmem neyle ilgili bahsedecekler. Ama hepsinin abi şu... sorumuz çok basit. CHP'nin adayı kim olmalı? Türkiye'de yaşıyorsun. Bir isim var aklımda. Bu bir isim senin geçin. Bir inşaat işçisi bulabiliyorsa onu yapmalılar. Veyahut da bir market işçisi. Veyahut da bir şey. Ama geri kalan hiç kimsenin olmasının bir kıymeti yok.